maçla ilgili birçok şey konuşabiliriz. Zaten kamuoyu da farkındadır. Çok ciddi, sıkıntılı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Ancak maçtan önce de söylemiştim. Bizim formamızı hangi oyuncumuz giyerse giysin sahada gereğini yapacaktır diye. Ve bugün de öyle bir maç oldu. 14 oyuncuyla gelmiştik arkadaşlar buraya. Bunu 14 oyuncu ve 3 kaleciyle. Yasin Meriah bugün 90 dakika oynadı. 12 gündür koronaydı ve gece 3'te burada oldu. Aynı şekilde Emir Dilaver 10 gündür hiç antrenman yapmıyor. Dün gece geldi, katıldı ve süre aldı bugün. Böyle bir ortamda üzüntüm sadece şu: çok iyi mücadele ettik. Gönül isterdi ki daha geniş bir kadroda, daha yorgun olmayan oyuncularla, daha geniş bir kadroyla sahaya çıkalım. İzleyenlere daha keyifli bir futbol izletelim, iyi mücadelenin yanında. Bir tek bu konuda biraz buruğum ama onun dışında oyuncularımızı kutluyorum. Gerçekten şehirlerine, formalarına, ne kadar değer verdiklerini, ne kadar bu işe inandıklarını sergilediler performanslarıyla. Buna değinmek isterim. Hocam, çok önemli iki karşılaşmaydınız. Antep'ten galibiyet, Başakşehir'den beraberlik 4 puan. Evet. Sonrası için neler söylersiniz? Bir ivme kazandı takım çünkü. Bunun yanında bir transfer döneminde transferleri soralım. Takım ivme kazandı, evet. Çok zor iki maça çıkıyorduk. Gaziantep Spor maçına çıktığımızda 9 eksiğimiz vardı. Bugün tam 14 eksiğimiz oldu. Ve bu oyuncular yaklaşık 19 lig maçında totalde %62, %63 civarında süre alan oyuncularımızdı. Ancak beklenti bu şekilde değildi ama 4 puan aldık ve şu anda 25 puanımız oldu. Bu takımın yeri arkadaşlar iyi bir takım. Kesinlikle ilk 8 içerisinde olması gereken bir takım diye düşünüyorum. Oyuncuların karakterleri de bu yönde çok doğru karakterler. Bu mücadelenin içerisinde olacaklardır ve başarılı olacaklarını yeni hocayla birlikte düşünüyorum açıkçası. Transferle ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte Erik Sabo bugün zaten süre aldı. Onun dışında kulübümüz görüşmeler yapıyor. Farklı transferler de olacaktır hocanın raporu doğrultusunda. Bekliyoruz biz de. Ben teşekkür ederim.